her şey düzelecek. Her şey. Bir şey düzelmeyecek. Hafızanı kazanmış olsan da seni o bile kurtaramaz. Bak, gezegenlere bak. Satürn durduğu zaman... öleceksiniz. İkiniz de öleceksiniz. Baba, Vir'in son konumu burası. Tam şurası işte. Hey, şuraya bakın. Bu da ne? Ne olacağını söyleyeyim. Söyleyeyim. Satürn tekrar harekete geçene kadar çok az zamanınız kaldı. O zaman meteorlar düşecek. Ve siz de öleceksiniz. Bu felaketten canlı çıkamazsın yılan. Akılsız. Bu meteorlar güdümlü değil. Sen de kurtulamazsın. Ben sıradan biri değilim. Ben Markat'ım. Markat! Ben ölmeyeceğim. Ama siz ikiniz öleceksiniz. Ölecek! Hani, gel. Koşun, 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 koşun. Nasıl kaçacaksınız? Kaderden hızlı koşulur mu? Koşun! Bunny, orada bir şey yok. Gel Bunny. Ağaca çık. Ben sana yardım edeceğim. Hadi. Bir an şu. Bir şey duymak istemiyorum. Hadi seni buradan kurtarmak istiyorum sadece. Gel. Şşşt. Hadi. Ne kadar kaçabiliriz? Gezegenler değişti. Ve bundan kaçamayız. Bunun anlamını iyi biliyorum. Bir şey yapamayız. Ne yapayım? Pes mi edeyim? Ha? Ben ne yapayım? Seni kurtarmak istiyorum işte. Şşşt. Ha? Ben yanındayım. Sen yanımdasın ve ikimiz de birbirimizi seviyoruz. Yenilmiş sayılmayız. Bu bir zafer. Geç olmadan, çok geç olmadan sana iyi bir haberim var. Bu ses beni sürekli rahatsız ediyordu.
Yani seni mutlaka artık korumam lazım. Bu bizim çocuğumuz. Her şey olabilir. Bana anlasana bari. Ona bir şey olmayacak. Bir şey olmayacak. Bunu biliyorum. Bir şey olmayacağını nereden biliyorsun? Farişte. Farişte bana dedi ki... İkinizin aşkı da yaşayacak. Bu aşka ait her şey insanlara örnek olacak. Ve dünya onu engelleyemez. Doğayı bile değiştirebilir bu. Sana bir şey olmayacak. İyi olacaksın. Buradan kurtulacaksın. Bir şey olmayacak. İkimiz, sen ve ben. Aşkımız için bir aşık, dünyadaki nefretle savaştık. Yılan ve kartal bizler, farklı olsak da bu karanlık çağda ikimiz birbirimize aşık olduk. Çok sevdik. Yılan kartalı bu çağda aşık olsa da kartal hep aşıktı. Nasıl denir? Yapışkan. Hep senin peşindeydim ben. Hayır. Bu sefer peşimde değilsin. Bu sefer birlikteyiz bir aşık. Tatlım, çok şanslıyım ben. Asıl ben daha şanslıyım. Daha şanslı. Abi! Hey, Vir! Barney! Vir! Barney! Vir! Onları getirmeliyiz. Ölecekler. Ben gidiyorum. Amca dur, onları gitme. Getireceğim. Siz orada kalın. Buraya gelmeyin sakın. Burası çok tehlikeli. Hayır Vir! Sizi bırakıp gidemem, hayır. Bırak, Mira, hayır. Bırak, Mira abla. Geri çekilin. Burası çok tehlikeli, siz gidin. Her şey olabilir. Hayır. Dur. Hayır, seni almadan gitmem Barney. Hayır. Lütfen abla, lütfen. Sen yılan olup hemen gel. Geri gel Barney. Hayır. Niye hayır diyor Tapış? Hayır, biz geri gitmeyeceğiz. Siz buraya gelin, lütfen artık gelin. Lütfen. Barney. Barney lütfen. Buraya gel lütfen Barney. Bir abi dikkat. Vir, oğlum Barney sizi almaya geliyorum. Ne oluyor? Bir şey yapamayız baba. Biri gezegenlerle oynamış. Konumları değişmiş. Bunu durduramayız baba. Biz kartal olamayız baba. O zaman ne yapacağız? Oğlumu ölüme mi bırakayım? Söyle bana. Çocuğum ölüyor, görmüyor musun? Ölecek. Yardım et. Yardım et. Bir şey yapalım. Bir şey yapalım lütfen. Onları öyle bırakamayız. Barney. Hayır Mira. Hayır, Barney. Hayır dur. Barney'nin yanına gideceğim. Hayır. Barney. Buraya gel lütfen. Barney. Hayır. Vir abi. Hayır lütfen Barney. Eğer kız olursa adı Viba olsun mu? Bence güzel ama ya oğlan olursa? Oğlan olursa Başu. Hayır bu çok kötüymüş. Ben seni çok sevdim. Ezelden ebede. Ve ben de seni çok sevdim Miraj'ı, çok sevdim. Hem de çok. Barney! Vir! Vir! Hayır bırak baba! Bırak beni!
güzelliğini aldığı yer benim. Ne? Ağlamasıysa tıpkı sen. Öyle mi? Seni daima çok seveceğiz. Hep yanındayız. Seni daima çok seveceğiz. Ve iyiliğin için dua edeceğiz. Artık güçlerime kavuşacağım. Jake kazanacak. Sevin bebek. Sevin, sevin, sevin. Bu kazığı sana sapladığımda bağıramayacaksın. Anne babandan geçen güçleri senin elinden alacağım ve en güçlü yılan olacağım. En güçlü yılan! En güçlüsü! En güçlü! Bir yılan ve bir kartalın çocuğu insan değildir. Ne kartal ne de yılandır. Çünkü hem iyi hem de kötü. Bu bebek kendi yolunu çizecek. Karanlığı sevip ışıktan nefret edecek. İnsanlar arasında olacak. Ama katlanamayacak. Ve ne zaman sınırlar aşılırsa bu bebek insanları öldürecek. Ne yapalım? Yılanla kartal kuralları çiğnedi. Sonucuna katlanacaklar. Aşkları yıkım getirecek. Çünkü bebekleri insan değil, bir iblis doğurdu. Günaydın. Törene başlayalım. Değişikliği sevmediğimi biliyorsun. Sabah törenini her gün sen yaptırıyorsun. Bugün de şarkını söyle. Apni vatan ki mitti se itihas naya likh denge. Aasman se dharti tak bas vande mataram likh denge. Aasha Oh.
Seni ofisimde görmek istiyorum. Hemen. Günaydın. Günaydın. Kapıyı kapat. Açık bıraksak hava girmesin. Zaten hava biraz bozdu mu kızlar hemen etkileniyor. Görebiliyorum bunu. 19 yaşına geldin. Hala saçını taramıyorsun. Ama konuşmasını biliyorsun. O zaman saçını sen mı? Yap. Hı-hı. Saçımı. Ver. Biliyorum. O zengin kızların ödevlerini yapmak için her gece uyanık kalıp sabah törene geç kalıyorsun. Hepsini bir seferde yapamazsın. Bütün gece ayakta kalıp çalışıyorsun ama karşılığında az, çok az para alıyorsun, farkında mısın? Bunun sana hiçbir faydası yok. Onlar da zarardalar. Ver. Hmm. Haksız not alacaklar. Benim için önemi yok. Annemin sevgisi bana yeter. Anne değil, efendim. Bin kez söyledim, dinlemiyorsun beni. Burada sadece yöneticinim. Bundan sonra seni sadece... bu telefonda dinleyeceğim. Sürpriz. Anneler günün kutlu olsun. Niye öyle bakıyorsun? Gerçek annemle hiç tanışmadım. Ama senden daha sevgi dolu olmadığına adım gibi eminim. İyi de niye bu kadar para harcadın? Benim zaten telefonum var. Bak işte. Bu mu? Gerçekten mi? Eski radyolardan farkı yok. Geri dönüş... Hey! Geri dönüştürmeye bile değmez. Priya, yeter artık. Ama ne kadar çok düşünüyorsun? Efendim, Ruhini çatıya çıktı. Bakın yine orada. Aman tanrım. Bugün Ruhini ile ilgilenme sırası kimdeydi? Bugün Ruhini'yi törene getirmek benim görevimdi. Ve sen geç kaldın. Özür dilerim. Aa! Ruhini! Ruhini! Ruhini yapma! İn aşağı! Ne yapıyorsun? İn Sıganda. Hadi! Hemen itfaiyeyi ara, hadi! Priya! Priya ne hayır! Ne yapıyorsun? Geri gel Priya! Ruhini! 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 Bu ne yapıyorsun sen? Bu çok yanlış. Yaklaşma yoksa aşağı atlarım. Buna asla izin veremem. Duymak istemiyorum. Lütfen elimi tut. Elimi tut. Uzak dur benden. Olamaz. Hey, baksana o kız yine çatıda. Kesin biri kalbini kırdı. Bence ondan oraya çıkmış. Bak, hiçbir şey açıklamaya gelmedim. Yaptığının yanlış olduğunu göstermek için buradayım, tamam mı? Duymak istemiyorum Priya, neden anlamıyorsun? Ne sanıyorsun ki herkes seni özleyecek mi? Öyle bir şey olmayacak. Kimsem yok benim. Eğer bir derdin varsa anlat bana. Sorun neyse çözeriz, hadi. Niye yetimhanede olduğumu bile bilmiyorum. Beni kapıda bulduklarını söylediler. Niye beni kurtardılar? Çocukken ölmeliydim. Niye izin vermediler? Bak, hepimiz yetimiz. Yalnız değilsin, lütfen. Priya, lütfen yine düşündüğüm şeyi yapmaya kalkma. Çifte intihar olacak sanki. Hayır dostum, biri intihar ederken diğeri kazara ölecek. Kötü bir şeyler olacak, çok kötü. Ölmene izin vermeyeceğim. Hayır, öleceğim. Hayır, çünkü hayat yaşamaya değer. Fark etmiyoruz ama etrafımız binlerce güzelliklerle çevrili. Ama hayata iyi tarafından bakmayı denersen, yaşamak gerçekten güzel. Bunu görebilirsin, lütfen biraz dene. Belki de. Ha? Belki de doğru söylüyorsun. Ya şükürler olsun, bazen ağzım gerçekten iyi laf yapıyor. Ama seni şu an dinleyemem. Ruhini!
efendim. Priya. Priya. Rohini kendine geldi. Yaşıyorlar. Ne? Yaşıyorlar. Doktoru çağırın. Hemen doktoru çağırın. Priya. Tamam tamam. Priya iyi. Sen doktora git canım. Kendine baktır. Kızlar ona yardım edin. Doktor gelmek üzeredir zaten. Priya. Priya. Kalk kalk hadi. Boynum ağrıyor. Priya iyi mi? Priya. Boynumu oynatamıyorum. Priya? Priya? Bu bir mucize olmalı. Gördün mü? Nasıl evet, zıpladı gördün mü? Gördünüz mü? Evet. Bence videoyu internete atmalıyız. Milyonlarca tıklanma alırız. Hadi kalk. Altı kat düşmesine rağmen hiçbir şey olmadı. Bu gerçekten evet, dostum, inanılmaz. Çok tuhaf. Kumun üstüne düştüm. Ne var bunda? Kesinlikle. Hadi. Ne kadar esnekmiş. Kesin spor yapıyordu. Video yükleniyor. Vay, şimdiden kaç kişi izledi? Farkındasınız değil mi? Burası bir kız yurdu. Ne işiniz var burada? Kızların videosunu mu çekiyorsunuz? Ver şunu. Şey, üzgünüm efendim ama video viral oldu artık. Özür dileriz efendim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi çabuk acele et. Benden söylemesi, o kız normal bir evet, kız hadi değil. Gidelim. Resmen örümcek adam gibiydi. Evet, kesinlikle öyle. Kesinlikle. Suçlular kızı beze sarılı halde bulmuşlar efendim. Hanımefendi, biz ahlaki değerlere sahibiz. Siz de çok iyi bilirsiniz. Hem okulda hem de yetimhanede kimsesiz çocuklara sahip çıkıyorsunuz. Bu bebeği de oraya götürebilirsiniz. Bebek nerede? Orada. Tatlım, bu kadar küçük parmağa bu kalın ipi niye bağlamışlar? Bırak. Sen kimsin canım? Ne kadar güçlüsün. Hayır, hayır. Seninle ilgili her şeyi tüm ayrıntısıyla öğrenene kadar kimse bu güçlerden haberdar olmamalı. Yoksa insanlar sana neler yapar bilmiyorum. Gel. Aman tanrım, bu asla olmamalıydı. İşler kötüye gidecek. Priya büyük bir hata yaptı. Priya, canım sırtın çok acıyor olmalı. Tabii ki. Altıncı kattan aşağı düştü. Evet ya, gerçekten seni kaybettik zannettim. Tanrı'ya şükür bir şeyin yok. Ne derler? Sevgi insanı kurtarır. Sevgi değil, Tanrı. Eğer Tanrı seninleyse hiçbir şey olmaz. Her neyse. Hadi bakayım. Ne oldu sana? Hiçbir şey olmadı ki bana. İnanmıyorum Priya. Her yere posterini asacaklar. İstediğin her oğlanı elde edebilirsin Priya. Gerçekten. Gerçekten Priya. O oğlan ismi neydi? Mayank. Çok yakışıklı bir çocuk. Hem de çok tatlı bence. Evet, onu gördüm Priya'nın videosunu çekerken. Öyle mi? İnan ki Priya, eğer onu görseydin aşık olurdun. Ben aşkla hiç ilgilenmiyorum. Ama artık ilgilenmeye başlaman lazım canım. Evet tabii ama öyle bir vaktim yok ki. Görüşürüz kızlar. Efendim siz ne yapıyorsunuz? Neden topluyorsunuz bunları? Her şeyi mahvettin Priya. Sana güçlerini kimseye gösterme demiştim değil mi? Bunca yıldır gerçekleri bütün dünyadan sakladık. Seni korumak için her şeyi yaptım. Yetimhaneden sonra bile senin yanımda tutup kendi okuluma kaydettirdim. Kimse hakkındaki gerçekleri öğrenemeyecekti ama artık herkes öğrenecek. Eğer o video meşhur olursa Priya, hiçbirimiz kurtulamayız. Peki neymiş benim gerçeğim? Ben de henüz bilmiyorum. Sen de bunu çok iyi biliyorsun Priya. Şu anda bunun için vaktimiz falan yok. Basın yola çıktı. Her an burada olabilirler. Ama nereye benimle gideceğim? Benimle gel çabuk ol. Nereye gideceğim? Eğer insanlar yurtta özel güçleri olan bir kız olduğunu öğrenirlerse seni huzur içinde yaşatmazlar. Ama... Videonu o çocukların telefonlarından sildirttim.
Eğer başka yükleyen olursa ona da sildirtirim. Ama senin için bundan daha fazlasını yapamam Priya. Ama nereye gideceğim? Annenin yanına. Biliyorum canım. Annen hakkında hiçbir şey bilmiyorsun ama şu an seni onun yanına göndermekten başka çarem yok, hadi. Madem bunca yıldır annemi biliyordun, neden daha önce söylemedin bana? Çünkü annen hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Elimde sadece bu var. Onlardan biri senin annen. Onun yanına git. Anneni bul ve ona neden diye sor. Hayatınla ilgili tüm gerçekleri ancak o anlatabilir. Geçmişi de öğrenmelisin Priya. Efendim, kapıyı aç. Geldiler. Gel buraya. Acele et. Hadi çabuk ol. Kapıyı açın. Biliyoruz kız içeride. Sorularımız var. Lütfen açın. Git Priya. Koş. Hey durun. İşte orada. Durun lütfen, dur. Hey, bir selfie çekelim. Hey, affedersiniz. Bir selfie lütfen. Sadece bir tane. Nasıl kaçtın söylesene. Sadece bir selfie lütfen. Hadi bir daha yap. Lütfen yapsana bir daha. Bir daha yapabilir misin lütfen? Hadi lütfen. Hey bekle. Şimdi nereye gideceğim? Ne yapacağım ben? Hey hey hey! Bütün ruhlar, hayaletler ve cadılar, hepinizden nefret ediyoruz. Bizim işimizdir sizi yakalamak. Benim derler Arumini. Canımız ne isterse onu yaparız. Size gününüzü gösteririz. Nasıl? Buna iyiydi diyemeyeceğim. Nedenmiş? Sözlerimi beğenmedin? Ben... Ruhi abla? Merhaba. Abla, hangi rengi kullanıyorsun? Hey, hayalet avlayacağız. Süslenmeniz gerekiyor mu? Diva olmaya çalıştığını biliyorum. Sanıyorsun ki videoların viral olacak ve bütün dünyaya ilham vereceksin. Ama bu asla olmayacak, tamam mı? Tek isteğim hayaleti görmek ve onu yakalamak. Mini, sen benim tatlı minimsin. Anlat bakalım, neymiş planın? Tamam. Siz ikiniz hayalet kovalayın. 3 ay önce hayalet avcıları grubunu kurdunuz ama daha tek bir hayalet bile yakalayamadınız. Hayalet yakalamak çocuk oyunu mu? Bu iş yürek ister, yürek. Benim fiziğim yerinde. Yani hayalet saçmalığına ihtiyacım yok. Hoşçakalın. Aru, yakında hepsinin ağzının payını vereceğiz. Yemin ederim. Hayaleti bırak, çok büyük bir cadıyı yakalayacağız. Şu kızı gördün mü? Otobüsten daha hızlı bisiklet sürüyor. Öyle mi? Bisiklet ha? Eve sür sen. Hele bir eve gidelim, bisikleti görürsün. Bisiklet süren kadın diye yoldan geçenleri mi izliyorsun? Evde görüşeceğiz. Ah!
gidiyorum ben? Ne yapıyorum? Gidecek bir yerim yok. Bir o vardı ama artık o da yok. Ondan da uzaktayım. Başka kimsem yok ki. Missouri? Burası. Evet. Tam 102 yıl önce Missouri'ye gelmiş. Tam da bugün ortalığı kasıp kavurmuş. Ve bugün aynı gece aynı takım yıldızı hizalanıyor. Takım ne? Harita gibi mi? Hayır. Yüzüki yıldır ilk kez gerçekleşecek. Yani o geceki yıldız ve gezegenler ilk defa bugün aynı hizaya gelecek. Yani bu da demek oluyor ki hayalet tekrar ortaya çıkacak. Baksana, yeni bir ruj çıkmış. Onu denemek ister misin? Hayır, sağ ol. O zaman bunu dene. Rui! Çok yakışacak. Rui, biliyorsun bunlardan hoşlanmıyorum. Hadi ama. Hem sabahtan beri neyin var senin izliyorum. Bir türlü yerinde duramıyorsun. Abla, sadece ben değil, bütün Missouri yanıyor. Biliyor musun, Minnie'nin karizmatik abisi geliyormuş. Karizmatik diyorsun. Sanki daha önce tanışmışsın gibi. Tanışmamışsam ne olmuş? Fotoğrafını gördüm. Neden daha önce gelmedi? İnan bilmiyorum. Ama umarım o çakmak çakmak gözleriyle bu gece gelir. Bu gece mi? Şşt! Minnie dedi ki abisi ilgiyi hiç sevmiyormuş. Erkekleri görmezden gelmek Swati'nin alışkanlığı. Ben kimseyi görmezden gelmem. Sadece onları fark etmiyorum. Çünkü erkekler de beni fark etmiyor. Tabii. Ne oldu abla? Birine mi bakıyorsun? Yok öyle bir şey. Hadi. 3 aydır ben de onun farkındayım. Sürekli seninle konuşmaya çalışıyor. Bir adım atsana. Minnie'nin yakışıklı kardeşinden bahsediyorum. Onun abisi. Çok sosyaller. Bütün Missouri ailesini tanır. Böyle bir fırsatı kimse kaçırmaz. Bak, çok tatlı. Senin gibi bir kralın böyle ucuz paralarla ne işi olur? Bir yıldır seni izliyorum. Sürekli o kıza bakıyorsun ama sana yüz vermiyor. Onunla konuşmayı denemedim bile. Yapamazsın da. Yarın geliyor. Aa evet. Rehan abim. Ah, akıllı çocuk. Doğru. Bütün Missouri onu konuşuyor. Aslında bence onlar da o masada sabah akşam onu konuşuyorlar. Rehan gelince ne olacak? Adam resmen kız mıknatısı gibi. Ne kadar çekici. O en yakın arkadaşım ve kız kardeşi benim aşkım. Ama yine de biraz kıskanıyorum sanki. Ama merak etme. Çünkü yarından sonrası daha önemli. Ne de olsa. Tabii ya Rehan. Bugün son günün. Ne istersen yap. Çünkü yarından sonra bütün kızlar Rehan'ın. Pardon bayım. Meryem Dağ Koleji'nin yurdu nerede biliyor musunuz acaba? Tarif eder misiniz? Meryem Dağ Koleji'nin yurdu yok. Ama pansiyonu var. Merhaba. Merhaba Priya. Tamam ben... Bayım ona küçük bir noodle yap. Hayır teşekkür ederim. Ben ücreti konuşmalıyım. Hiç gerek yok. Şu kızı görüyor musun? Onun babası
burada pansiyon işletiyor. Yani şehir dışından gelen kızlar Swati'lerde kalıyor. Peki Swati ile konuşabilir miyim? Evet, evet. Şimdi gidebilir miyiz? Tabii ki. Bekle bir dakika. Bir neden saniye. Bu kız? Bakar mısın? Swati. Swati gidiyor mu? Hadi, hadi, hadi Swati. Kurana affedersin. Swati, Kurana. Kurana. Kurana, Kurana, Swati. Efendim? Swati. Swati. Tabii, rahat ol. Evinizde ücretli konaklayabileceğimi duydum. Kimden duydun acaba? Arnav. Arnav benim uzaktan bir akrabam oluyor. Şehir dışından gelen öğrencilere yardım etmek için babam evimizde yer açtı. Ona göre şehrimize gelen yabancılar burada hiç sorunla karşılaşmamalı. Çok tatlı. Babamla konuşman gerekiyor. Numaranı alabilir miyim? Evet, numara. Bir saniye, kağıt lazım. İşte kağıt. Al. Teşekkürler. Bir fikrim var. Sen de gel benimle. Babamla tanıştırayım. Tamam. Hadi. Tamam, hadi gidelim. Kalacak yeri ayarlarsan beni mutlaka çaya çağır. Tamam. O zaman bu numara sende kalabilir. Hoşça kal. Çok iyi canım. İhtiyacım olan bütün bilgileri verdin bana. Şimdi tam adını söyler misin lütfen? Priya. Sadece Priya mı? Ben bir yetimhanede büyüdüm. Kimse beni evlat edinmediği için soyadım yok. İsmin o kadar güzel ki zaten soyadına ihtiyacın yok. Soy isimleri ülkemizi bölüyor. Kızım da soyadından nefret eder. Hey, neden ayaktasın? Gel böyle. Otur lütfen. Hadi otur. Küçük kızım Aru da soyadlarına karşıdır. Hatta bana der ki ne Aroşi ne Kur'an'a sadece Aru. O yüzden bundan sonra biri sana adını sorarsa onlara sadece ben Priya'yım de. Tamam. Priya? Evet. Evine hoş geldin canım. Teşekkür ederim. Bizimle kalacak yeni misafir kim? Çok tatlı bir kız, o bir yetim. O zaman iyi ki buraya gelmiş. Kitapları niye oraya koydun? Dur. Ne güzel eller, ne güzel bilezikler. Akıl mı bıraktılar ki bende tatlım? Takılarıma ve sarilerime hep bir yorumun var değil mi? Bu defa yorumların işe yaramayacak. Hadi çekil. Canım ben sadece seni övmeye çalışıyorum. Kalpte ne varsa dilden de o çıkar, bilirsin. Hep ben senin şu arkadaşın pempoş gibi kuru kuru iltifat etmiyorum, öyle değil mi? Bana Pem'i hatırlattığın ne iyi oldu. Bugün beni aradı. Oğlu Rehan'ın dönüşü için bir parti veriyor. Yani hepimiz gideceğiz. O zaman partiye onun gibi hazırlanmalıyız. Ne? Bu olamaz Anita. Partiye geleceksen dediysem geleceksin. Şoförün yoksa ne olmuş? Benim 4 şoförüm de müsait. Sen hazırlan. Ben aracı gönderiyorum. Akşam bekliyorum, okey? Tamam. Oha, aman tanrım. Vay canına. Shakespeare'in babası bile böyle akıcı konuşamıyordur. Değil mi Somya? Bitirdin mi ha? Evet. Pekala. Bugün benimle istediğin gibi alay et. Ama hiç sinirlenmeyeceğim. Çünkü bebeğim Rehan eve dönüyor. Evet aşkım. İşte budur. Bu arada senin heyecanını gören de sanır ki Rehan'la aranızda çok güçlü bir bağ var. Evet ama gerçek şu ki abimin gerçek bağı sadece benimle. Hatta annem abimin geleceğini bile bilmiyordu. Ona ben söyledim. Öncelikle bana Pem de. Anne, sen benim gerçek annemsin. Evet, sen benim kızımsın. Ben onu Şaşank için söylemiştim. Tamam canım, sadece Pem diyeceğim. Ama eğer bu ilki ise o zaman ikinci konu nedir? İkinci olarak, sakın ola Rehan'dan nefret ettiğimi birilerine belli etmeye çalışma. Anladın mı? Hayır anne, nefret çok ağır bir kelime. Her şeyi yapabilirsin ama birinden nefret edemezsin. Özellikle de Rehan'dan. Evet. Zaten duyduğuma göre Missouri'deki kızlar onun için çıldırıyormuş. Oo. Yani anne, Rehan abimin tek özelliği yakışıklılık mı? Başka özelliği yok. Aslında mu? Ben hiç fark etmemiştim. Mine bana geçenlerde söyleyince hatırladım. Ama kızlar gerçekten çıldırıyor mu? Hı? Excuse me. Hello.
Fadi. Fatmini. Ya Pet, henüz bir şey hallolmadı. Evet. Çok meşgulüm. Oo, nihayet başarmış. Kızın numarasını aldın mı sonunda? Sonunda. Yoksa abim Sıvati'nin sadece fotoğraflarına bakarak bir 8 ay daha bekler diyordum. Evet, çok komik Somya. Herkes senin Mohit'in gibi çapkın değil. Çocukken bile kur yapıyordu. Konuyu dağıtma, tamam mı? Babama Sıvati hakkındaki her şeyi anlat. Sıvati. Evet, baba Kur'an amcanın 3 kızı var. En büyüğü Sıvati. Yani o çok tatlı. Evet. Oo, anladım. Evet. Çok teşekkürler. Bu odayı çok beğendim. Teşekkürler. Çantalar. Hemen açıp yerleşmeliyim. Ne? Cüzdanım nerede? Buraya koymuştum. Fotoğraf içindeydi. Annem ve ailemle aramdaki tek bağlantı oydu. Nerede ki? Kafe. Hemen gitmeliyim. Bayan kayıp. Hı hı. Eğer bugün yanılıyorsan ve hayaleti bulamazsak önümüzdeki hafta boyunca Ruhi ablanın makyaj malzemelerini alamayacaksın. Ben hayalet dediysem mutlaka gelecek. Merak etme sen. Tanrı'ya şükür. Cüzdanım tam da bıraktığım yerdeydi. Hadi gidelim. Duydun mu? Dedim gel. Acele et. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.